Dostlar herkese günaydınlar. Sabah oldu, yine Ayvalık'tayım. Mercer Veteriner Kliniği'ndeyiz şimdi yine. Arka tarafta görüyorsunuz bizim arabaya da şey koyduk. Nedir? Altına pet vesaire bir şeyler koyduk. Şimdi Ubi'nin işte anestezi işi var. Sonrasında inşallah arabayı alacağız. Ubi'nin anestezi tamamlandı. Şimdi artık aldık arabaya. İnşallah hayırlısıyla yola çıkıyoruz şimdi. Dua edin siz de dostlar. Evet dostlar, artık yaklaşık bir 2-2,5 saatlik yolculuğun ardından Çanakkale'ye gelmek üzereyiz. Bakalım hayırlısı. Ubi şu an hala daha uyuyor. İnşallah o uyanmadan onu yeni kliniğine yetiştirmiş olacağız. Evet dostlar, biz veterinere geldik. Şimdi hocamız da hazırlık yapıyor. Ubi de dinlendiriyoruz, artık anestezinin etkisinden de çıkmaya başladı. Zaten arabada da son bir aşağı yukarı 10 dakikadır falan. Son 10 dakikada hafiften kıpırdanmalar başlamıştı. Şimdi hala tam kendinde değil ama artık açılıyor yavaş yavaş. Bakalım, hocamızla bir konuşacağız. Ondan sonra da inşallah güzel sonuçlar alırız. Şimdi Aydın hocamız da geldi. Aydın hoca şimdi bir muayene ediyor önden. Az önce biraz konuştuk ama yani bakalım Allah hakkımızda hayırlısını versin. Bir ön muayeneden sonra tekrar bir değerlendireceğiz. Hocamla da konuşuruz belki tekrar. Az önce bahsettiğim gibi şu anda Çanakkale'ye geldik. Aydın hocamın yanındayız. Hocam merhaba tekrar. Merhabalar. Şimdi az önce hocam bir küçük muayene de yaptı. Detayları da konuştuk. Yani şimdi sizleri de bilgilendirelim istedim. Yani hocam, siz ne kadar hani detaya girmek isterseniz hani o oranda şey yapalım isterseniz. Hepimizin aşağı yukarı anlayacağı kadarıyla şöyle, tabii bunun çok ciddi bir sorunu var. L3, L4'te bir kırığımız var. Yani bu bel omurlarının bel kırığı demek. Tabii yani vücuttaki en hayati organ, omuriliği saran kemiklerin kırıldığından bahsediyoruz şu an. Çok çok ciddi bir durum. Hani bir canının belki de başına gelebilecek en sıkıntılı durumlardan biri. Bu süreci şimdi şöyle yöneteceğiz. Tabii ki bir nebze olsun, hani burada belki çok iyi bir haber veremeyeceğim ama bu da bir 5-6 günlük gecikme süresinden dolayı. Tabii bu hiçbirimizden kaynaklı değil. Bunun için bazen yapacak bir şey de yok. Her zaman doğru şekilde doğru yere ulaşamıyoruz maalesef. Ama yine de biz her şeyi doğru şekilde değerlendirip şu an Ubi için en uygun neyse onu yapmaya çalışacağız. Bugün implantlarımızın siparişini verdik. Birkaç tanesi elimde, birkaç tanesi de yarın gelecek. Onun için ABC planlarımızı hazırlayıp en uygun neyse onu seçip öncelikle amacımız omurgayı stabil hale getirmek. Stabil hale geldikten sonra oradaki omurilik hasarı artık ne boyuttadır onu biz bazen MR da olsa tahmin edemiyoruz maalesef. Onu da artık implantasyonu tamamladıktan sonra süreç bize zaman gösterecek süreç açıkçası. Ama biz yarın ameliyata girmeyi planlıyoruz. Valla herkesin de duasını bekliyoruz. Yapacak bir Evet, şey yok. sağ olun hocam. Yani gerçekten dostlar da sağ olsunlar, çok gerçekten hani dua Evet. ediyorlar en başından beri. Onlar da hani kendi köpekleri gibi sevdiler Ubi'yi de. Evet. İnşallah Valla işte demin biz de söyledim, ben de elimizden... şöyle bir parantez açayım. Tabii. Hani kangalar da benim Evet, hassas noktam, inşallah elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağım. İnşallah, inşallah hocam. Biz de önce Allah'a, sonra sizlere emanet. İnşallah güzel haberlerle. Ama zaten güzel haber dediğimizde yine zaten o dinlenme istirahat sürecinde, aslında Tabii biz toparlanma hemen sürecinde ameliyattan netleşiyor olacak. sonra hani çok tabii ki bizim için önemli olacak ama hani fiziki olarak çok da bir şey göremeyeceğiz aslında ilk birkaç gün, bir hafta, 10 gün, belki birkaç ay boyunca. Ama tabii ameliyatın da iyi geçmesi önemli. Orada sağlam bir implantasyon, sağlam bir stabilizasyon olması önemli. En azından bunlar bize az çok fikir verecek. Bakalım yarın akşam inşallah daha net konuşacağız. Tamam hocam. Çok teşekkürler. Rica Çok ederim. sağ olun. En son Aydın Hoca ile konuşmamızı paylaşmıştık. Yani hocanın dedikleri doğrultusunda üzülüyoruz. Yani ben de çok üzüldüm. Hatta yani bu video işini ilk denemede yapamadık. Ben orada biraz çünkü kötü oldum. Yani neyse. Şimdi artık bekliyoruz. Yarın inşallah operasyon olacak. Yani sizler de dua edin. İnşallah iyi geçsin. Yani biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, biliyorsunuz, görüyorsunuz. Yani böyle olmasını da asla da istemezdik zaten. Ama olacağı varmış. Onun için de yapabileceğimiz bir şey yok. Şimdi artık
yani OBİ'yi bıraktım. OBİ orada. Ben de İstanbul'a geçeceğim. Yani bir önceki videonun sonunda zaten kısaca bahsetmiştim de yani, çünkü şu anda kafam da iyi değil benim de. Hani en azından bana da bir mekan değişikliği, çevre değişikliği olsun. Ve biraz daha belki hani ben de psikolojik olarak da biraz daha toparlarım belki, bilmiyorum bu süreçte. Zaten dönüşte muhtemelen bir hafta kadar sonra da Ubi'yi tekrar Çanakkale'den alıp Ayvalık'a geçireceğiz. Ayvalık'ta Furkan Beyler'de, Eren Beyler'de kalacak. Yani inşallah, ama işte bunların hepsi ameliyatın nasıl geçeceğine bağlı. İnşallah da iyi geçer. Aydın Hocam'la da güveniyoruz. Bakalım dostlar, hakkımızda hayırlısı diyelim. Yani bu videoyu da böyle tamamlayalım. Sizler de dua edin inşallah. Bir sonraki videoda inşallah daha güzel haberlerle bir arada olalım dostlar. Hoşçakalın.